Herkese merhabalar. Bugün Tonguç Akademi'de size geometrik dizileri anlatacağız. Aritmetik dizileri anlattık Tonguç sana. Dizileri anlattık. Şimdi geometrik dizileri anlatacağız. Hatırlıyor musun aritmetik dizileri zaten? Çok iyi hatırlıyorum hocam. Süper. Artarak ilerliyor bak. Aritmetik artarak ilerliyor. Geometrik ise çarpılarak ilerliyor. Şimdi onun nasıl olduğunu anlayacağız. Şimdi aritmetiği anlatmıştık. Artarak ilerliyor. Artı iki, artık iki, artı iki. Bu dizi ise geometrik dizi. Geometrik dizilerde bak dikkat et. Bak. Bununla bunun arasında nasıl bir ilişki var? 1, 2, 4, 8. Her seferinde 2 ile çarpılmıyor mu Tonguç Allah aşkına bu? Evet. Her seferinde iki çarpılıyor. Bundan sonra ne gelir Tengit sence evladım? Bayağı 16. zor. Süper. Bundan sonra? 32. Süper demek ki çarpılarak ilerliyor. Ortak çarpanı bunun ne evladım? İki. Evet. Her seferinde iki ile çarpılıyor. Peki birinci terim ne bunun evladım? Bir. Süper. Gerçekten harikasın. Çok hızlı ilerliyorsun. Peki aritmetik dizilerde genel terimi, geometrik dizilerde genel terimi şöyle buluyoruz Tonguç. A1. Buraya böyle yazayım. A1. Hani burada toplanıyor diyor Tamuç? Burada evet. da çarpılıyor. Çarpı diyoruz. Ee, R yine aynı şekilde. Burada hani çarpılıyor diyor. Burada üstü alınıyor. R üzeri n-1 diye yazıyor. Yani A1 çarpı R üzeri n-1 diye Anladım. karışık bir formülü var. Toplamayı gerçekten. çarpma yapıyoruz. Çarpmayı da üstü yapıyoruz. Mükemmel. Daha da ötesi oluyor yani. Anladım. Peki o zaman A'n'i bulmaya çalışalım bu ifade için. Şimdi bu ifade neydi dikkat et hatırlıyorsan. 1, 2, 4, 8'i ilerliyor değil mi? Evet hocam. Şimdi ilk terimini biliyoruz. A1'i yazdık. 1 çarpı. R'si bunu biliyoruz söylemiştik 2. Üzeri n-1 işte bu kadar, bu kadar. Bunun genel terimini de yazmış olduk evladım. Şimdi evladım e, burada çok önemli bazı şeyler göstereceğim. A7 bölü A3 derse bize. Bak normalde A7 eksi A3 yapıyorduk aritmetik dizilerde. Dört tane ortak var. Çarp, toplanarak ki Burada çarpılarak ilerliyor. Yani şöyle düşün. A3, A4, A5, A6 ve A7 ile Her seferinde R ile çarpıyoruz. O zaman çarpılarak ilerliyorsa bunu buna bölersek eğer ortak çarpanın dördüncü kuvvetini bulabiliriz. Aradaki fark ne? 4. 4. 4. defa R ile çarpıldığı için R çarpı, R çarpı, R çarpı, R çarpı, R hmm. Şimdi e, sana bir tane soru. A e, 10 bölü A2. Nedir Tonguç sence? A5. Ha e, pardon R5. R5 mi? R üzeri 5. R üzeri. Şimdi şöyle düşünelim. Bununla bunun arasında kaç tane terim farkı var? A2, A3, A4, A5 böyle devam ediyor değil mi? Evet. Kaç defa ilerliyoruz? 8. Kaç defa adım atıyoruz? 8 adım atıyoruz. O zaman R üzeri 800. Hadi bir tane daha soralım. A20 bölü A3. Ben yapacağım hocam. Çok güzel. 17 defa ilerliyoruz. R17. R üzeri 17. R üzeri 17. Süper. Burada 17 R derdik. Burada R üzeri 17 diyoruz. Çünkü bir ötesi. Beyond. Bir ötesi Bir ötesi. Vay. Perfection. Gerçekten. Beyoncé gibi oldu değil mi o hocam Beyoncé'yi seviyor musun? Hocam biraz tombik ya. Tombik biliyorsun. Evet. A7 çarpı A3 nedir Tonguç? Ee, burada bak toplayıp ikiye bölüyorduk. Burada da geometrik ortalama kuralı geçerli. Geometrik ortalama dediğimiz burada şu. İki terimi çarpıp kara alırsak tam ortasındaki terimi buluruz. Tam ortasındaki terim nedir 7 ile 3'ün Tonguç? Ee, tam ortasında 4 hocam. Bakalım senin için yazalım. Malım A3, 5, A4, 5, A4 5. A5 <laughs> Bu ortasındaki abi. O zaman cevabımız A5 şıkkı oturmuş. Bir tane daha soru sana. Karakök içinde A11 çarpı A1. Ne dersen ki Tonguç'un? Um? Tam, Tam ortasındaki, ortasındaki, 11, 10 olsa 5, kök dışına 2, 28 çarpı 7. A6. A. Allah seni. <laughs> evladım 11, 1 arasındaki terim 6'dır. Toplayıp 2'ye böl. Beynim yetmiyor hocam. Şimdi evladım tamam bunu da bitirdik. Şimdi sorulara geçelim. Sorular üzerinden anlatacağız bu konuyu. Çünkü Geometrik ve aritmetik dizi soru çözmezsen hiçbir anlamı olmayan bir ifade. Ee, bir, bir konu pardon. Bir geometrik dizide bak Tonguç'um, A8'i biliyoruz. A6'yı biliyoruz. O zaman A'yı kaç demiş Bir kere hemen şunu gördüğüm zaman A8'i A6'ya bölerim Tonguç. Bak geometrik dizide bölerim. Unutma. Çünkü çarpılarak ilerliyordu. O zaman bunun sonucu ne ne etmesi gerekiyordu? R, R üzeri 2. 2. Mükemmel. O zaman 36'yı 4'e bölersem R üzeri 2. Yani 9 eşittir R üzeri 2'den. R eşittir kaç çıktı sonuç? 3. 3 çıktı. Mükemmelsin. 3. Şimdi eksi 3 de olabilir ama biz 3'ü alacağız sonuç. Çünkü düzenli bir şekilde ilerleyen bir dizi düşünüyoruz biz. R eşittir 3 dediğimiz zımbırtıda hemen şunu yapacağız. Evladım buraya bakıyor musun? Bakıyorum hocam. Evladım. Bak A'n'i bilebilmemiz için A1'i bilmemiz gerekiyor ilk başta. A1'i bulabilmek içinse hemen şunu yapacağız sonuç. A6 bölü A1. R üzeri kaçtı Tonguç? R üzeri 5. Süpersin. O zaman R üzeri 5 ise biz hemen şunu yapmamız gerekiyor. A6'yı biliyoruz ya 4 bölü. A1'i bilmiyoruz ya eşittir. R'yi biliyoruz ya artık. Aa. 3 üzeri 5. Yani 243 çıkıyor Tonguç. Hocam bunu nereden biliyorsunuz ya? Ben bunu nasıl bileyim hocam? 3 kere 3 9 tamam. 9 kere <laughs> 3 27 tamam. 20 çarpı 3 bitti işte. Bundan 81. 81 çarpı 3 de 243. Ha. Şimdi ondan sonra hemen işler dışlar çarpma yaparım. 4 eşittir 243 A1 derim. Onsa her iki tarafı 243'e bölünce A1'i buldum Tonguç. O zaman şimdi genel terimi yazabilirim Tonguç. AN dediğimiz ifade neydi formülü? A1 çarpı R üzeri N 1 1'di değil mi? Evet. O zaman AN eşittir. A1 dediğimiz şey 4 bölü 243 çarpı R dediğimiz ifade 3 üzeri N eksi 1 Tonguç. Anladım. Anlaştık mı Tonguç? Zor mu sence evladım bunlar? Bence biraz kafa karıştırıcı ama kopyası hazırlanırsa halledilebilir. Kopyası hazırlanırsa halledilemez. <laughs> kesinlikle halledilemez. Şimdi A en eşittir. E, Ayrı geometrik dizisinde demiş. Şöyle bir ifade demiş. Hayda diyeceksin. Hiç zor değil. Bak neden biliyor musun? Adam bile şaşırmış hocam böyle. Adam bile. <laughs> Ufa gören masum köylü gibi bakmış hocam ya. Evet nereye bakıyordu acaba? <laughs> Güneşi gördüm diyor hocam. Güneşi adam. Güneşi gördüm evet. Şimdi bak Tonguç. A1 ile A13'ü çarpıp kare kökünü alırsak geometrik ortalama olmuyor mu? Evet. Bunların geometrik ortalaması, bunların tam ortasındaki terim olmaz mı? 12. Yani A12. Yani A12 dediğimiz ifade e, A1 ile A13'ün kare köküymüş. O zaman her iki tarafın karesini alırsam ne, ne çıkar? A11 çarpı A13. Çünkü bu kareyle kare kök birbirini götürdü. Eşittir. A12'nin karesi çıktı. Tamam mı O zaman biz bununla bunun çarpımını bulduk bile. O zaman bununla bunun çarpımı neymiş Tonguç? A12'nin karesiymiş. Çarpı bir tane daha A12 var. Eşittir neymiş Tonguç'um? 243'müş. Değil mi evladım? Aynen hocam. O zaman A12'nin kübü olmaz mı bu birinci kuvveti? Üstler toplanır. Eşittir 243 etti evladım. O zaman A12 eşittir 243 de hmm, evet küp kök içinde 243 diyebiliriz. Anlaştık mı? Anladım. Düzgün sayı vermemişiz buraya. Daha düzgün sayı verseydik daha güzel çıkacaktı. Anlaştık mı evladım? Anlaştık hocam. Evet geometrik dizide son sorumuz artık bitiyor. a 2 vermiş, A5'i vermiş, A12'yi soruyor. Hemen ne yapacağız Tonguç? A5 bölü A2 eşittir kaç R'ydi? R üzeri kaçtı? R üzeri 3. Süper. O zaman A5 yani 1 bölü 8 bölü 1 eşittir R üzeri 3. O zaman R üzeri 3 eşittir 1 bölü 8 çıkıyor. R eşittir 1 bölü 2 çıkıyor Tonguç'un. Çünkü 1 bölü 8, 1 bölü 2'nin üçüncü kuvvetidir. Doğru. O zaman R'yi bulduysak hemen şöyle bir şey yapalım. A12'yi soruyordu ya bize. Hemen A12'yi A5'e bölelim. Eşittir. R üzeri kaç olacak Tonguç? E, ee, R üzeri 7. Süpersin. A12'yi bilmiyoruz. Ama A5'i biliyoruz. 1 bölü 8. Eşittir. R'yi biliyoruz. 1 bölü 2 üzeri 7 değil mi Tonguç? Aa çıktı bile. Süpersin. Hemen işler dışarı çarpımı yapıyorum. A12 eşittir. Bununla bunu çarparsam 1 bölü 8 çarpı 1 bölü 2 üzeri 7 değil mi Tonguç'um? Evet hocam. 1 bölü 8 1 bölü 2 üzeri 3'tür. Hı hı. Bu da 1 bölü 2 üzeri 7'dir. O zaman cevabımız 1 bölü 2 üzeri 10'dur Tonguç'um. Anlaştık, anlaştık mı? Anlaştık. Evet LYS videoları tüm hızıyla tüm gaz geliyor evladım. Ve bütün konular anlatılıyor merak etme. Tamam. Matematik, fizik, kimya eee Tonguç Akademi yol videoları daha önceden buraya koyuyoruz. Yani YouTube'da olmayan bir sürü videomuz hala halihazırda hali burada var. Tamamdır. Canım. Ödüllü sorumuzu yap yaptıra gönder bakalım biraz.